Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Merkezi Çorum diyorlar. Doğru mu? Doğrudur kardeşim. Evet. Dünyanın merkezi Çorum. NASA'dan yapılan araştırma Google üzerinden aradığınızda karşınıza dünyanın merkezi Çorum diye çıkıyor. Doğrudur. Başkanım. Dünya Çorumlar Konfederasyonu. Evet. Bu sene ikincisini düzenleyecek Maltepe'de Çorum günleri. Hatta sloganımızda şu var. Siz hiç Çorum'u gördünüz mü? Bir başlangıç yaparsak önce Metin Akkuş'u bir tanıyalım. Çorum Kargı doğumluyum. İstanbul'da genelde büyüdüm, yetiştim, tahsil hayatım. Her şey İstanbul'da geçti. Ama ben Çorum'un gönüllü turizm elçisiyim. Çorum'u, Çorumları en iyi şekilde tanıtabilme amaçlı her türlü çalışmada her zaman varım. Metin Akkuş olarak maneviyatımla, maddiyatımla, her şeyimle Çorum'a, Çorumlara güzel örnek olmak açısından her türlü çalışmaları yapıyorum kardeşim. Dernek başkanlığı, Çorum Kargı Karaosmanlı Köyü'nün dernek başkanıyım ve 23 yıldır dernek başkanıyım. Kurulduğu günden bugüne kadar. Ve halen devam ediyorum kardeşim. Şu anda halen faal olarak devam ediyorum. Kendi köylülerimle gurur duyuyorum. Onlar da bizlerle gurur duyuyorlar. Tabii. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Köyümüze güzel hizmetler yaptık. Devamında Çorum Karkı Kolas Köyleri Birliği platformunu resmi olarak oluşturduk. 3 yıl orada genel başkanlık yaptım. Şu an onursal başkanıyım. Hemen devamında İstanbul Çorum Dernekler platformunu oluşturduk. Orada da 2 yıl genel başkanlık yaptım. Ve sonrasında hemen federasyona geçiş yaptığımızdan dolayı İstanbul Çorum Dernekler platformunu lağvettik ve Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'nu oluşturduk. Neden Dünya Çorumlu? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim Ahmet kardeşim. Neden Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu? Dünyanın şu anda 16 tane ülkesinde 21 tane temsilciliğimiz var. Şimdi Çorum'a geleceğiz. 14 ilçe Dünya Çorumlular Konfederasyonu'ndan ne faydalanacak? Şimdi öncelikle birlik beraberlik çatısını oluşturduk. Allah'a şükür o anlamda çok çok rahatız. Gelişmeler çok güzel, ilgi alaka çok güzel. Konfederasyonumuzu ve bizleri tanıyorlar. Çorum için hizmet ettiğimizi biliyorlar. Çorum'un kültürünü, turizmini, yemeklerini, gastronomisini, Çorum'un insanların güler yüzünü, sıcaklığını, Çorum'un sanayisini en iyi şekilde tanıtma amaçlı çalışmalar yapıyoruz. 250'nin üstünde yönetim kadromuzla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz Ahmet Güngör kardeşim. Kasım ayında 11-14 Kasım'da geçen yıl birincisini gerçekleştirdik. Hep beraberdik Sayın Ahmet Güngör kardeşim. Muhteşem oldu. İkincisini bu yıl yine devamında 12. ayın 15'inde. Hatta şöyle zorlamalara rağmen çok güzel oldu. Onu ben söyleyeceğim. Özür dilerim. Sizin söylemenize gerek de yok. Bazı zorlamalara rağmen muhteşem üstüydü ve ben pazar günü son gün yanılmıyorsam 1 milyona yakın
insanın bildiğini biliyor. Ben oradaydım. Çekimleri evet. ben yaptım. Resul Dindar konserinde evet. izdihamları çekemedim. Evet. Hedefimiz bu yıl 2 milyonu aşmak. İnşallah. Ve İstanbul'da, Maltepe'de ve İBB genelinde yapılan araştırmalarda Çorum anketlerde ikinci sırada gösterildi. Bu bizim için çok büyük gurur kaynağı. Çorum için, Çorumlu hemşehrilerimiz için, Çorum ilimiz için, tüm bürokratlarımız için, bizler için çok çok önemli. Biz bu görevi başarıyla tamamladık geçen yıl. Bu yıl üstüne koyarak emin olun iki misli daha güzel olacak. Eminim. Ben buradan tüm Çorumlu hemşehrilerimize, tüm İstanbullulara, tüm Türkiye'mize, yurt dışından gelecekler de var. Beni sürekli arıyorlar. Herkes başkanım oradayız, oradayız, oradayız diyorlar. Abi şimdi Dünya Çorumlular Konfederasyonu. Evet, Dünya Çorumlular Konfederasyonu olarak 16 ülkede 21 tane temsilci başkanlığımızla, Türkiye genelinde 270'in üstünde yönetim kadromuzla biz Türkiye'de varız diyoruz. Birlik, beraberlik adına varız, ülkemiz adına varız, Türkiye'miz adına varız diyoruz. Çorum ilimizi de en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsin hemşerilerimiz. Ben o zaman başkanımı fazla zorlamadan, ben de acıktım, kahvaltı var. Kahvaltının sadece detayını göstereceğim size. Bugün, Cuma günü ben bu yayını verdiğimde, bir gün öncesi, Perşembe günkü yayını ekrana taşımış olacağım. Sevgili seyirciler, özellikle çocuklar, sizlere sesleniyorum. Dünya Çorumlular Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu Çorum günler, yani Çorum Memleket Buluşması'nda sizler için sürpriz hazırlanıyordu. Ben bu sürprizi size söyleyeceğim. Çamlı Organizasyon Musa amcanız Sayın Başkanımın direktifiyle, ricasıyla sizlere palyaço getiriyor. Sizleri buyuracaklar, balonlar ikram edecekler sizlere. Gerçekten sizleri çok güzel bir Çorum günleri bekliyor. Bence ailelerinizi sıkıştırın, zorla getirin. Orada çok güzel sürprizlerle karşılaşacaksınız ve malum Çorum'un meşhur leblebisi, bol bol leblebisi dağıtılacak. Evet, sürprizden bahsetmiyoruz değil mi? Ben hayır, ben sadece çocuklara olan sürprizi söylüyorum. Çocuklara olan sürprizden söylemiyorum da. Ha, ne olduğunu açıklamıyor muyuz? Yok. Sürpriz. Herkes gelecek. Hatta Perşembe ama, günü çekeceğiz ya. Evet. Cuma günü evet. yayında açıklamayı yapacağız. Ya, ama ipucu verebiliriz. O zaman evet, ufak evet. Çocuklarımız için diyoruz. Çok güzel oyunlarımız var diyoruz. Detayına girmiyorum. Herkes ailesiyle birlikte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 50 kişi hiç fark etmez. Alana gelsinler. Çocuklarımız için hazırlanan sürprizi görsünler ve orada dolu dolu yaşasınlar. Tabii ünlü ses sanatçılarımızla, yöresel ve ulusal ses sanatçılarımızla birlikte Çorum Karnavalı nerede yaşanacak? İstanbul Maltepe'de, Maltepe Tarih. Sahilde yaşanacak. Tarih. Neden biz böyle diyoruz? Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Ahmet kardeşim, ondan böyle diyoruz. Çorumlu yaparsa her şeyin en güzelini yapar. Birincisi mükemmeldi, ikincisinden evet. sonrakini düşünemiyorum. Evet, evet, o zaman gururla söylüyorum bunu. Ve ne diyoruz? Sloganımızı da bahsedelim mi, yoksa evet. devam edecek miyiz konuşmaya? Şöyle toparlayalım çünkü kahvaltıda bizi ters ters. Evet, bizi bekliyor başkanlarımız. Önemli bir toplantımız var. Hazırlıklarımız var, çalışmalarımız var. Dünyadan Mars'a, Edirne'den Kars'a, nerede bir Çorumlu varsa selam olsun diyoruz. Evet, 4 gün boyunca evet. 15, 16, 17, 18 Aralık'ta sizleri Maltepe'ye etkinlik alanına bekliyoruz. Gerçekten mükemmel bir Çorum buluşması olacak ve çok güzel bir kaynaşma olacak. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah. Perşembe günü 15'te açılışımız var. Pazar günü akşam 10'da kapanışımız var. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi, tüm İstanbulluları, tüm Türkiye'mizi, dünyada yaşayan tüm Çorumlu hemşehrilerimizi ayrıca İstanbul Maltepe sahile bekliyoruz. Dünyanın kültür merkezi Çorum'u görmeye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Ben Mehmet Aydoğanoğlu. Çorum Kargı Çobanlar Köylüyüm. Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Şu anda Ataşehir Kent Konseyi'nde yürütme kurulundayım. Orada Çorumlu hemşehrilerimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda belediyede görevlerim var. Perşembe günü saat 15'te yapılacak olan açılışa siz değerli Çorumlu hemşehrilerimizi, bunun yanı sıra Çorumlu değil tabii, bu 81 ilin komşularımızı bu etkinliğe bekliyoruz. Sizleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Tabii orada Çorum'un tarihini, yani Çorum'sız Letbevi değil, Çorum bir kültür merkezi. Orada
hemşehrilerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Ben Selam Topçu, Dünya Çorumlar Konfederasyonu Kurucu Başkanı ve Başkan Vekiliyim. Ayrıca Çorum Kargı Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Dünya Çorumlar Konfederasyonumuzun ikincisini düzenlediğimiz Maltepe etkinlik alanına bütün hemşehrilerimizi, Çorumlular herkesi bekliyoruz. Gerçekten İstanbul'da Çorumlular en güzel şekilde temsil ediyoruz. Yöresel ürünlerimizle, Çorum'un kültürüyle dünyanın merkezini İstanbul'a taşıyoruz. 15, 16, 17, 18 Aralık tarihler arasında sanatçılarımızla, yöresel ürünlerimizle bütün hemşehrilerimizi İstanbul Maltepe etkinlik alanına bekliyoruz. İnşallah havada da güzel olursa en güzel şekilde birlik beraberliğimizi kaynaştıracağız. Çok teşekkür ediyorum size. Ben Murat Ara, Çorum ili Kargil ilçesi Çobankaya köyündenim. Çobankaya köyünün, köyümün dernek başkanıyım. Aynı zamanda federasyon kurucularındanım. Dünya Çorumlu Dernekler, Dünya Çorumlu Konfederasyon kurucularındanım. Bu senekisini yapacağımız Çorum ili tanıtım günlerine başta Çobankaya köylerim olmak üzere tüm kargınları, tüm çorumları davet ediyorum. Geçen sene yaptık, çok güzel geçti, çok hareketli geçti. 2 milyona yakın insanımız geldiler, sağ olsunlar, ziyaret ettiler. Çorum'la ilgili orada yemekler, kültür, bununla benzer sanatçılarımız geldi. Bunlarla ilgili çok güzel programlarımız oldu. İnşallah bu sene çok daha iyisini, çok daha güzelini organize edeceğiz. Çünkü geçen sene ilkiydi. İlk olması hasebiyle illaki bir takım eksiklikler, bir takım hatalar, yanlışlar olabiliyordu. Ama şimdi ikincisi olacağı için bu yine hatalar olabilse bile bunu en aza indirgemiş olacağız. Bu seneki etkinliğimiz çok daha iyi geçeceğine ben inanıyorum. Tekrar başta köylülerim olmak üzere bütün Çorumları 15'den 18'e kadar devam edecek olan Maltepe Çorum ili tanıtım günlerine davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba, Deniz Özcan ben. Dünya Çorumlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bu sene İstanbul Maltepe'de ikincisini düzenleyeceğimiz Çorum İl Tanıtım günlerine 15-16, 17-18 Aralık'ta tüm Çorumları, tüm Türkiye'yi etkinlik alanımıza bekliyoruz. Ben Hüseyin Kuldan, Çorum Kargılıyım. Hem köyümün dernek başkanıyım. Konfederasyonumuzda da yönetimindeyim genel başkan yardımcısı olarak. İkincisini düzenleyeceğimiz Maltepe etkinlik alanında Dünya Çorumlu Çorumlular Konfederasyonu'nun ikincisini düzenleyeceği Çorum tanıtım günlerine bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Çorumumuza gereken ilgiyi göstermenizi herkesten rica ediyoruz. Efendim merhaba. Herkeslere iyi pazarlar diliyorum. Ben Kültür Bakanlığı Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Denizer. Öncelikle Mavi Karadeniz ailesine teşekkür ediyorum ve kutluyorum. İki kez Mavi Karadeniz'e konuk olarak geldim. Hem Sami Korkmaz hem Yılmaz Cesur arkadaşımı ve konuk olarak geldim. Teşekkür ediyorum kendisine. Aynı zamanda da Federasyon Çorumlar Federasyonu Sanat Kurulu Başkanıyım. Ayın 15'inde ayın 18'i arasında Aralık Maltepe'de etkinliğimiz var. Bütün Çorum'a gönül verenleri, Çorum sevdalarını oraya bekliyoruz. Allah izin verirse ben de halk müziği sanatçısı olarak sizlerin karşınızda olacağım. Güzel bir program diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a ısmarladık diyorum. Merhabalar, ben Filiz Çamlı, hoş geldiniz. Ben hakiki Çorumluyum, kahraman Çorumlu. Kendim Çorum Osmancıklıyım. Biz Çorum'u, İstanbul'da yaşıyorum tabii, Çorum'u biz gerçekten kalbiyle, ruhuyla İstanbul'a taşıdık. Dünyanın merkezi deyince neresi? Tabii ki ilk akla gelen yer Çorum. Çorum'un da güzel doğasını, tarihi güzelliklerini ve yöresel ürünleriyle Çorum'u, Maltepe'yi sizlerin ayağına getirdik. Tabii ki tarih ne zaman? 15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık. Tüm Çorum'u, Çorumluları, herkesi ve bütün bizi sevenleri sizleri orada kucaklamak için bizler de orada hazır bulunacağız. Tekrardan teşekkürler. Çorum günlerinde görüşmek üzere. Hepinizi tüm kalbi duygularla Çorum'u, dünyanın merkezini görmek için Maltepe sahilinde sizi bekliyor olacağım. Ahmet Bey, hoş geldiniz öncelikle.
Geçen yıl da beraberdik. Çorum günlerinin ilkini geçen yıl yapmıştık. Bu yıl ikincisi. 15 Aralık 18 Aralık tarihleri arasında Maltepe etkinlik alanında yapacağımız Çorum tanıtım günlerine öncelikle Mavi Karadeniz ailesini ve tüm Çorumlu ve Çorum'u seven İstanbullu bütün dostlarımızı bekliyoruz. Dünyanın merkezi Çorum'u görmek için Çorum'a gitmenize gerek yok. Maltepe etkinlik alanına gelmeniz yeterli. Çorum gerçekten gidilip gözülmesi gereken, gerçekten bir tarihin yaşadığı 7000 yıllık tarihiyle Hititlerin başkenti ve gerçekten tarihi dokusuyla gezilmesi gereken çok güzel bir tarih şehrimiz. Çorum'a dair ne ararsanız Maltepe etkinlik alanında bulacaksınız. Tüm dostlarımızı Çorum'u görmeye Maltepe sahili etkinlik alanına bekliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hazır mıyız Çorum? Hazırız. Evet, bir Çorum türküsü okuyalım mı? Evet. Haydi başlıyoruz. Kayayı gırcı tuttu İlmanlım, İlmanlım, İlmanlım aman aman. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım Gaytanlım. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım Gaytanlım. Kuşburnuyu budarlar İlmanlım, İlmanlım, İlmanlım aman aman. Üskün sürmesindeydi de Alfistanlım Gaytanlım. Üskün sürmesindeydi de Alfistanlım Gaytanlım. Bizi köyden kovarlar İlmanlım, İlmanlım, İlmanlım aman aman. Güzel sevmesindeydi de Alfistanlım Gaytanlım. Güzel sevmesindeydi de Alfistanlım Gaytanlım. Bravo. Teşekkürler. Evet, kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, kıymetli İstanbullular, Türkiye'min güzel insanları, dünyada yaşayan tüm Çorumlular, hepinize İstanbul Ataşehir'den, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Merkezimizden selam olsun diyoruz. Ve İstanbul Maltepe'de, sahilde 15 Aralık Perşembe, 16 Aralık Cuma, 17 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar. Tüm İstanbulluları, tüm Çorumluları, tüm hemşerilerimizi nereye bekliyoruz? İstanbul Maltepe'ye bekliyoruz. Ne zaman bekliyoruz? Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar biz İstanbul Maltepe sahildeyiz. Hepinizi bekliyoruz. Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz diyoruz. Saygılarımla. Şükür ki Rabbime, memleketten mutluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür, koç gibi Çorumluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür, koç gibi Çorumluyuz. Evet sevgili seyirciler, o kadar hızlı bir giriş yaptı ki inanın Metin Başkanım'la daha henüz Çorum günlerini açamadım. Gerçekten bir anda protokol gelmeye başladı ve hemen sağ tarafımda, size göre sol tarafta Çorum Vali Yardımcımız aramızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle şunu soracağım Sayın Valim, nereliyiz? Ben anne tarafı Konya Ereğli, baba tarafı Niğde. Neden sordum biliyor musunuz? Başkanımın bir sloganı var.
biz sorumluyuz, birbirinden sorumluyuz diye. Acaba dedim Sayın Valim'den de sorumlular mı? Sayın Valim. %51 Çorumluyum. Başkanım, yani bravo. Ben valimle röportajı bitireyim, sizi ben tek yakalayacağım, merak etmeyin. Öyle mi? Tamam. Sayın Valim, hoş geldiniz. Ayağınızın tozuyla buradasınız ve ben de elimden geldiği kadar siz gitmeden yakalamaya çalıştım. Sanırım 4 gün buradasınız galiba. Evet, öyle düşünüyoruz. Şu anki görüşünüz, zaman zaman yine beraber olacağız. Çorum günlerinin ikincisi. Evet. İkincisinin ilk günü nasıl oldu? Öncelikle Dünya Tüm Çorumlular Konfederasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için ve Çorumluları bir araya getirdikleri, İstanbul'a da Çorum'u tanıtacakları için sonsuz teşekkür ediyorum. Biz Çorum Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak destek veriyoruz. Bu bizim görevimiz. Çorum gerçekten çok farklı bir yer. Anadolu'nun merkezi. Yani sadece coğrafi açıdan değil, tarihi açıdan da merkezi. Çorum Hititlilerin başkentliğini yapmış ki Hitit de bütün Anadolu coğrafyasına, hatta Mezopotamya'ya kadar yaygın bir imparatorluk kurmuş. Dünyanın en eski devletlerinden bir tanesi ve çok güçlü bir hukuk sistemleri var. Dünyanın ilk barış anlaşmasını imzalamış bir devlet. Tarımda, kent planlamasında, ekonomide çok ileriler. İşte Çorum'da bütün bu Hititlerin mirasını paylaşıyor. Çorum aynı zamanda Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde de tarihe damgasını vurmuş bir ildir. Çorum, Kurtuluş Savaşı'na en çok asker göndermiş, en çok şehit vermiş illerin başında gelmektedir. Çorum öyle bir coğrafyaya, gelenek ve kültüre sahip ki bir yanda Karadeniz, bir yanda İç Anadolu. Yani renklilik açısından iddia ediyorum, Türkiye'de en fazla geniş kapsamı olan, kültürel kimliği olan ve uygarlığın değerlerini bir arada taşıyan bir kent. Çorumlular uygar insanlar. Çorumluların sadece Çorum'da değil, İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'nun birçok ilinde etkin olduklarını görüyoruz. Bu da Çorumluların ne kadar girişken, ne kadar sosyal yönü güçlü ve gerçekten ekonomiye, kültüre katkı veren bir il olduğunu gösteriyor. Malum ben o zaman bir Samsunlu olarak şöyle bir teklifte bulunacağım. Siz %51'i %55'e Samsun'un plakasına çıkaralım. Çünkü gerçekten tam Çorumlu olmuşsunuz. Ya şimdi öyle bir şey söylediniz ki Samsun'da da 6 sene görev yaptım. Öyle mi? Çok efendim buradan Çorum Valimize de selamlarımı, saygılarımızı iletelim Mavi Karadeniz Televizyonu olarak. Sayın Valim, toparlarsak hemen başkanımla açılışı yapacağım ben daha. Çünkü gerçekten o kadar yoğun bir tempo oldu ki açılış yapmaya fırsat bulamadım. Ne güzel ki açılışı siz de yapmış olduk. Devam edelim efendim. Bu güzel insanlarla bir araya geldik. Bütün bunları anlatıyoruz. Burada sadece sevgi var, sadece dayanışma var, birlik var. Birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Kim olursak olalım. Biz Anadolu'yuz. Biz Çorumluyuz. Evet, aslında en güzel söz biz Anadolu'yuz, biz Çorumluyuz. Sayın Valim burada olacağız. Evet. Allah nasip ederse açılış olacak. Ben Sayın Başkanım'dan da programın açılışını alayım. 4 gün bırakmayacağım. Şimdi de olsa Samsun'da 6 yıl görev almışsınız. Artık fare hemşerimizsiniz. Çok çok memnun oldum Sayın Valim. İnşallah tekrar beraber olacağız. Başkanım. Şöyle yanınızda bir çömeleyim. Hadi bismillah. Açılışı yapamadık. Evet. Sizi de çok sevdim biliyorsunuz Sayın Valim. Şöyle bir durum oldu. Ben gece saat 2'de Sayın Başkanıma bir hava tahmin raporunun şeyin resmini attım. Dedim ki Sayın Başkanım bugün hava sanırım dedim bu saatlerde açık olacak. Eğer o saatlerde açıksa mübarek adamsın. Daha mübarek çıktı. Sabahtan beri yağmur yağmadı maşallah. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Uzun zamandır takip ediyorum sizi. Birinde de beraberdik. İkincisinde evet. De beraberiz. Evet. Artık diz çöktürdünüz bana. Buyurun. Allah utandırmasın. Başlayalım. Evet. Öncelikle bugün günlerden Çorum diyoruz. Bugün 15 Aralık Perşembe ve şu anda saat 14.30 civarlarındayız. Bir saat sonra açılışımız olacak. 14 Aralık Perşembe, 15 Aralık Cuma, 16 Aralık Cumartesi, 18 Aralık Pazar. Pazar günü komple sürprizi söylüyor muyuz yoksa? Yok, söylemeyelim. Söyleyelim mi? Çok dev bir peki, isim var. Peki, isim var. Peki o zaman konuşmamın devamını da söyleyeyim o zaman. Evet.
Peki sordunuz diye söyleyeyim o zaman. Tamam, alacağım. Yani sizi. Biz televizyoncular başkanım illa elinde sonunda alacağız onu. Ulusal ses sanatçımız Resul Dündar geçen pazar günü 1 milyonu aşırtmıştı. Evet, evet. Bu pazar günü saat 17 itibariyle bizlerle birlikte olacak ve alanı inleteceğiz hep beraber. Herkes Çorum diyecek burada. Çorum'u konuşacağız, Çorum'un tarihini konuşacağız, Çorum'un kültürünü, Çorum'un sanayisini, gastronomisini, Çorum'un insanının sıcaklığını konuşacağız. Muhteşem bir dolu dolu dört gün yaşayacağız burada. Ben bugün çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Biraz önce de bahsettiğin gibi kardeşim sağanak yağışlı gösteriyordu. Dualarımız kabul oldu ve bugün Perşembe sağanak yağışlı değil, mükemmel bir hava var. İnşallah cuma, cumartesi, pazar günleri de bu şekilde devam edecektir. İkinci mutluluğum Çorum'dan vali yardımcımız Sayın Hakan Kubali Bey. Kendisini çok severim, çok takdir ederim. %51'di, 55 oldu. 55'e de çıkardık mı Sayın Valim? O, tamam o zaman. Evet, çok mutluyum. Gerçekten mükemmel bir kişiliğe sahip. Ve bana geçen hafta Çorum'a gittiğimde mutlaka gelmeye çalışacağım başkanım. Eğer şartlar el verirse, uygun olursa İstanbul'dayım demişti. İl Kültür Müdüremiz Sümeyra Hanım'la birlikte, ekipleriyle birlikte hep beraber İstanbul'da oldular. İstanbul Maltepe'de sahilde oldular. Şu anda hep beraberiz. Ben bizim yanımızda da hemen yakınımızda sayın, ben devam edeceğim konuşmama. Sayın Ali Baklan Başkanımız, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Bursa Fahri Konsolosu. Has Premium ve Bagdat Gıda'nın sahibi ve Ankara, Özbekistan, sonrasında Bursa, Manisa derken buraya yetişmek için neleri feda ettiğini ben tahmin edemem. Kendisi biraz sonra belki bahseder. Kendisi çok mütevazidir, bahsetmez ama bizler için her zaman da yanımızda olacağını belirtir ve tüm Çorumluların yanında oluyor. Her zaman da olacaktır. Şimdi değerli kardeşim, dört gün dolu dolu günler yaşayacağız. Ben öncelikle tüm Çorumluları, tüm İstanbulluları İstanbul Maltepe sahile bekliyorum. Mükemmel sanatçılarımızla, yemeklerimizle, gastronomimizle, iş adamlarımızla, iş insanlarımızla, bürokratlarımızla, özellikle de yanımda bulunan Sayın Valim, İstanbul Vali Yardımcımız, Sancaktepe Belediye Başkanımız ve diğer ilgililer, Çorum'dan aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Yabat Bey 7 kişilik ekiple geldi ve ilçe belediye başkanlarımızın tamamına yakını buradalar. Benim bugün çok büyük bir mutlu günüm. İnsanlarımız burada, Çorumlu hemşerilerimiz burada, İstanbullular burada. Ben daha ne isteyeyim diyelim. Çorum standındayız. Hep beraberiz, hep birlikteyiz. 15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık. Perşembe, Cuma arası tüm İstanbulluları, tüm Çorumlu hemşerilerimizi bekliyoruz. Sözü çok uzatmayayım, çok konuşurum yoksa. Uzatmamak lazım. 4 gün buradayız. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu güzel günü bize yaşattığınız için, başta Sayın Başkanım siz ve yönetim olmak üzere, tüm arkadaşlara, tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani Çorum gerçekten Sayın Valim'in söylediği gibi gerçekten tanıtılması lazım. Çünkü Çorum'u bilmiyorlar. Türkiye'de Çorum'u hala bilmeyen bölgeler var, bilmeyen insanlar var. Çorum'la Çorlu'yu karıştıran insanlarımız var. Evet. Biz Çorum dünyaya başkentlik yapmış bir ildir. O yüzden değerli başkanım ve yönetim kurulu olaraktan inşallah diğer dernekler, konfederasyonlar, federasyonlar olaraktan da Sayın Başkanımın yaptığı gibi tanıtıma devam ederlerse biz Çorum'u en kısa zamanda tanıtmak zorundayız. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün Çorumluları Maltepe sahiline bekliyoruz. Saygılarımla. Sungurlu Alacansı, Boğaz Kalesi Bayatı. Ortaköy'den Şapinova, Çorumlu'yu zaplasın.
Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Aslımızı sorarsan Koç gibi Çorumluyuz. Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz. Yaradana çok şükür, elhamdülillah Çorumluyuz. Kıymetli başkanım, merhaba tüm izleyenlere. Bir kere yürekten sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben Sayın Vali Yardımcımın ve Sayın Ali Baklan Bey'in konuşmalarından o kadar çok duygulandım ki bir eğitimci olarak. Yani bu kadar mı güzel anlatılır Çorum? Gerçekten Çorum bir hazine, gizli kalmış bir hazine. Sanayinin, sevginin, hoşgörünün, medeniyetin beşiği, dünyanın merkezi diyorlar ya, gerçekten dünyanın merkezi. Hitit Eti uygarlığının yaşandığı ama gizli kalmış o hazinelerin hala açığa çıkmadığı, kendi kendini yöneten, üreten ve ciddi bir belediyecilik sisteminin olduğu, benim ailem de belediyeye hizmet eden, bu tür bürokraside görev alanlar oldu. Rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsınlar. Hiç unutmadığım, küçükken öğrendiğim bir şey var. İyilik yaparken sessiz olun, karda bile izinizi bırakmayın, ayak izinizi, evladım derlerdi. Sokakta hiçbir şeyi kokarak yemeyin. Kırık leblebi yerken bile kokar yemeyin. Bu bir edeptir, adaptır ve iyilik yaptığınız zaman alacakaranlıkta bırakın ki kimse görmesin yaptığınız iyilikleri derlerdi. Çorum bir sevgi, hoşgörü memleketi, Konya gibi. Gerçekten o büyük ozan, tabii ki baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kurduğu bu cumhuriyeti, genç cumhuriyeti iyiliklerle, güzelliklerle, yüksek ahlakla yetiştirdiğimiz gençlere bırakacağız. Biz de Çorumlular olarak, İstanbul'da yaşayan Çorumlular olarak tüm gençlere bunu öğretiyoruz. Çorum'un geleneklerini, göreneklerini, hasletlerini öğretiyoruz. İkram yapmayı, yolcu etmeyi, paylaşmayı, aynı o büyük ozan Yunus Emre'nin dediği gibi, kavga için gelmedik biz. Bizim işimiz sevgi, hakkın yeri gönüllerdir, gönüllerinizde taht kurmaya geldik demiş. Bu nedenle Çorumlular her zaman iyilik, güzellik, doğruluk peşindedir ve üretir, üretir, üretir ve bu üretimini de sevgiyle paylaşır. O nedenle her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu güzel günde bir arada olduğum için de onur ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda Çorum Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat İsmail Yabat Bey de aramızda. 600 kilometre yol kat ederek geldiler, bizleri onur ettiler, çok mutlu olduk. Sayın İsmail Yabat Başkanım, avukatsınız ve çok değerli bir kişiliksiniz. Çorum için çalışmalar yapıyorsunuz, mükemmel çalışmalar yapıyorsunuz. Kısaca fikirlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Öncelikle şahsınızla tüm misafirlere de en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Çorum'dan sevgi dolu, muhabbet dolu dileklerimizi getirdik belediye başkanımızın. Tabii biz Çorum'da bir sloganımız var belediyecilikte. İşimizi aşkla yapıyoruz, Çorum için aşkla çalışıyoruz diye bir sloganımız var. 3,5 yıl oldu göreve geleli. Bu 3,5 yıl içerisinde de biz bunun gereğini belediye başkanımızın öncülüğünde tüm ekip arkadaşlarımız gereğini yapmakta, canı gönülden çalışmakta. Tabii bunu biz şehri ihya ederken, imar ederken, şehre çok ciddi altyapı ve üst yapı yatırımları yaparken bir yandan da Çorumlu olmanın bilincini ve Çorumlu olmanın gereğini de yerine getirmeye gayret ediyoruz. Daha geçen hafta, en basit örnek vermek gerekirse, daha geçen hafta İzmir'de bir turizm fuarındaydık. Yine şehrimizi anlatmak üzere. Orada elimizden geldiğince valiliğimizle birlikte standımızı açtık ve Çorum'u oradaki turizm acentalarına tanıtmaya gayret ettik. Bugün yine İstanbul'dayız. Çorumlu Dernekler Konfederasyon Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Çorumlu Hemşeri Buluşması'na da biz katılmak istedik, burada bulunmak istedik. Burada da en içten şekilde karşılandık. Ben bu sebeple de Metin Bey'e ve yönetim kuruluna da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Burada da gördüğümüz kadarıyla güzel bir iş başarılmış. Bütün Çorumluları bir araya getirmeyi, bir arada tutmaya çalışıyorlar. Biraz evvel Sema Hocam söyledi. Bizim bir mottomuz var, Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Aslında bu hepimizin yaşam felsefesi haline geldi ve buna da sahip çıkıyoruz. Dünyanın her neresinde olursa olsun bir Çorumlu varsa muhakkak diğer bir Çorumluyu bulup ona destek olmaya, kol kanat olmaya, kol kanat germeye devam ediyor. Bu anlamda belediyelerin işlevi tabii sadece
şehri imar etmek, şehri ihya etmek değildir. Aynı zamanda şehrin değerlerini de tüm insanlığa anlatmaktır. Bizim de misyonumuzun burada başladığımızı düşünüyoruz. Ve bu misyon ve vizyon gereğince Türkiye'nin her bir noktasında Çorum'la ve Çorum'u anlatmakla ilgili bir fırsat olduğunda da biz bu fırsatı elimizden geldiğince değerlendiriyoruz. Daha yaklaşık 3 hafta önceydi. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Ömür Bey, Ömür Akkor biliyorsunuz ki Çorum'un mutfağı ile ilgili, Çorum'un gastronomisi ile ilgili çok övgü dolu sözleri uzun zamandan beri kullanan bir insandı. Kendisini Çorum'da misafir ettik. Belediye başkanımız bizzat kendisiyle ilgilendi. Ve bu sırada yine Çorum mutfağı ile ilgili, Çorum'un gizli kalmış hazineleri ile ilgili çok güzel cümleler kurdu. Yapmış olduğumuz tüm bu yatırımların tamamında, tüm bu çabalarımızın temelinde Çorum'a duyduğumuz sevgi, Çorum'a ve Çorumlu'ya duyduğumuz aşk ve muhabbet yatıyor. Dolayısıyla biz Çorum Belediye Başkanlığı olarak, Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın öncülüğünde elimizden geldiğince dünyanın neresinde olursa olsun, altını çiziyorum, sadece Türkiye değil, dünyanın neresinde olursa olsun Çorum'u ve Çorumlu'yu anlatmaya devam edeceğiz. Sütü bombası İskili bir dolması Asla sütü bombası Osmancık Mecid özü Dünya bilir tüm bizi Güçlüyüz, gururluyuz Mutluyuz, onurluyuz Yaradana çok şükür Koç gibi çorumluyuz Güçlüyüz, gururluyuz, mutluyuz, onurluyuz Aslımızı sorarsan, koç gibi çorumluyuz Çorum'a Güçlüyüz, gururluyuz Mutluyuz, onurluyuz Yaradana çok şükür Koç gibi çorumluyuz Güçlüyüz, gururluyuz Mutluyuz, onurluyuz Yaradana çok şükür Koç gibi çorumluyuz Güçlüyüz, gururluyuz Mutluyuz, onurluyuz Yaradana çok şükür, koç gibi çorumluyuz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Doğduğumuz memleketimizde her zaman gurur duyduk. Bugün burada bu gururun zirve günlerinden bir tanesini daha, ikincisini daha muhteşem bir şekilde yaşayacağımız şimdiden belli. Daha açılış yapmadan ki bu kalabalık, hemşehrilerimizin ve İstanbulluların burada olması bizleri hakikaten gururlandırmakta. Sayın Başkanıma ve heyetine üstün çalışmalarının semeresini görmeye başladıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve onların bundan sonraki dernekçilik hayatlarında ve Çorum'a, İstanbul'a, buradaki hemşehrilerimize vereceği hizmetlerin devamı konusunda gayretli ve sabırlı ve
Bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyorum. Sevgili başkan, çok teşekkür ederim. Misafirlerimizi ben kendi misafir olarak görmüyorum, ev sahibi olarak görüyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Dünya Çorumlar Konfederasyonu düzenlemiş olduğu bu organizasyonun ikincisini yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Organizasyonların alışkanlık haline gelip devam etmesini diliyorum. Gönlümden geçen budur. Cümleden hoş geldiniz diyelim. Biz 67 yılında dünyaya geldik. Çorum Dodurga Tutuş Köyü'nden. 87 orta öğrenim Çorum ve Samsun'dan sonra 87'ye İstanbul'a geldik. Hala devam ediyoruz. İstanbul Silivri'deyiz. Ümmeti Muhammed'in evladının vatanına, milletine, dinine, mukaddesatına geldiği yeri unutmadan önce iyi bir insan, sevgi, saygı içerisinde herkese eşit davranarak, kimseyi hor görmeden Allah'a ve kullarına Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin örnek insan olarak yetişmesi için gayret ediyoruz. Metin Başkanıma, burada bulunan vali yardımcımıza, bütün davetlilere teşekkür ediyoruz. Allah birlik, dirlik, sevgi, muhabbetten ayırmasın. Her nefeste ve son nefeste cennette dahi ediyoruz. Beraber olacağı güzel insanlarla karşılaştırsın. Hepinize teşekkür ediyorum. Aramızda çok kıymetli bir misafirimiz daha var. Yine 600 kilometre yol kat ederek Çorum'dan İstanbul'a, İstanbul Maltepe'de Çorum Memleket Günleri etkinliğimize katılarak bizleri onore eden Sayın Valimiz ile birlikte, Hakan Kubali Valimiz ile birlikte bizleri onore eden Sayın Sümeyra Bektaş Hanım Efendi de aramızda. Sümeyra Hanım Çorum İl Kültür Turizm Müdürümüz. Müdüre Hanım çok bizlere, konfederasyonumuza çok yararları olan bir hanımefendi. Telefonumuzun diğer ucunda her zaman bizlere faydalı olmuşlardır, yararlı olmuşlardır. Sayın Valime, Sayın Sümeyra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sümeyra Hanım, Sayın Müdür Hanım, kısa bir şeyler söyler misiniz? Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak bu güzel etkinlikte yer almaktan biz de onur duyuyoruz. Çünkü derneklerimizin sayesinde ulaşamadığımız illere de rahatlıkla ulaşabiliyoruz ve Çorum'umuzun tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini doğrudan halkımıza iletebiliyoruz. Dolayısıyla bu programda, bu etkinlikte emeği geçen tüm dernek üyelerine, başta başkanımıza biz çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, değerli Ali Baklan iş adamımız, değerli abim, sayın konsolosum, değerli hemşerilerimiz, bu güzel günde birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çorum'un 600 kilometre ötesinden gelerek bizleri onurlandıran Sayın Valime, İl Turizm Müdürümüz Sayın Sümeyye Bektaş Hanım'a, Ali Baklan abimize Bursa'dan gelip bizleri onurlandıran hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Dünya Çorumlar Konfederasyonu olarak Sayın Metin Başkanımızla beraber bir yola çıktık ve gerçekten çok güzel işlere imza atıyoruz. Biraz önce Ali Baklan Başkanımın dediği gibi Çorum'u Çoruh'yla karıştıranlar olduğu şu Türkiye'de maalesef bunu halen söyleyenler var. Biz de bu tabuyu yıkmak için 2 seneden beri Sayın Metin Akkuş Başkanım nezaretinde ve yönetim kurulumuz olarak en güzel şekilde Çorum'u temsil etmeye çalışıyoruz. O yüzden bizlere destek veren Çorum Belediye'mize, Çorum Valiliğimize, Çorum İl Kültür Müdürlüğümüze, diğer belediyelerimize sonsuz teşekkürlerimi soruyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene 3.sünü düzenleyeceğimiz Çorum Tanıtım Günlerinde daha güzelini yapmak için aramıza katılan tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimi soruyorum. Saygı ve sevgiler. Çorum Tanıtım Günlerine bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Çorum'dan gelen Sayın Valimize, demin çok güzel özetlediniz. Çorum'u çok güzel anlattınız. Yüreğinize sağlık. Sanayisini, ekonomisini, tarihini çok güzel bir şekilde anlattınız Sayın Valim. Hoş geldiniz, İstanbul'umuza şeref verdiniz. Bütün misafirlerimizi 15, 16, 17, 18 Aralık'taki Maltepe Çorum Tanıtım İl Günlerine bekliyoruz. Herkese saygı sevgilerimi sunuyorum. Fazla vaktinizi almayın, açılışımız olacak. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizi federasyonla tanımıştık. Tekrar yeniden tanıyalım. Sonra misafirleriniz var. Ben size mikrofonu vereceğim. Misafirlerinizi siz tanıtacaksınız. Buyurun. Ahmet Bey, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Geldiniz, emek verdiniz. Çok büyük emek veriyorsunuz. Sizin de emeklerinizi biz hiçbir zaman unutmayacağız. Tabii bu Çorum günleri, Çorum sırf leblebi değil.
Çorum dünya kültür başkenti. Evet, gerçekten Çorum'u gidip görmek lazım. Hattuşaş'ı görmek lazım. Boğaz Kale'yi görmek lazım. Yani Çorum'u gidip görmek lazım. Biz de buraya gelen Çorum'u ve diğer ilçelerden, illere gelen hemşehrilerimizi en güzel şekilde ağırlamaktan onu ve mutlu duyacağız. Tabii bizim kardeşlerimiz, komşu ilçe Maltepe Kent Konseyi'nden kardeşlerimiz de gelmişler, misafirlerimiz yani, gelmişler. Mikrofonu size vereceğim misafirlerinizi tanıtmak evet, için. Evet, evet, devam edelim. Ben gelen bütün misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Burada güzel, ya Çorum'un güzelliklerini burada tüm 80 vilayetimize, ilimize tanıtacağız. O zaman şöyle yapalım. Önce tabii ki misafirleriniz var ama İçişleri Bakanımızdan bahsederek evet, devam edelim. Ben mikrofonu size veriyorum. Kameranın arkasına geçiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eşim tabii arkamızdaki güç. Buyur. Tabii bizim arkamızdaki güç eşim sağ olsun Sebiha Aydoğanoğlu. O da kendini bir tanısın. Bir iki şey söylesin. Ben Sebiha Aydoğanoğlu'yum. Ben ev hanımıyım. Buralarda uğraşıyoruz işte. Teşekkürler. Bu da başkanımızın eşi. Ben de Hüseyin Kuldan Başkan'ın eşiyim. Ben de eşimin yanında olmak için, Çorumlulara destek vermek için buradayız. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz. Hatice Başkanımız da Ankara'dan geldi. Bizim konferansımız başkan yardımcımız. Hatice Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Evet ben de Ankara'dan geldim. Hatice Şimşek Kıymacı. Dünya Çorumlar Konfederasyonu Ankara Kadın Kolları Başkanıyım. Çorumlu'nun olduğu her yerde biz varız diyoruz ve birlikte olmak için bugün buradayız. Herkese selamlar, sevgiler. Komşu kentimiz Maltepe Kent Konseyi'nde arkadaşlarımız gelmişler. Onlar da kendileri bir tanısınlar. Merhaba, ben Maltepe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Ataşehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu arkadaşım Mehmet Bey'in daveti üzerine buradayım. Çorum kültürünü çok bilmiyorum açıkçası. Bugün burada tanımaya geldim. Çok da güzel hazırlanmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Maltepe Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri Derya. Biz de Mehmet Bey'in daveti üzerine burada bulunuyoruz ve burada bulunmaktan da mutluyuz. Biriz, beraberiz. Gülay Başkanım var. Bizim Genel Başkan yardımcımız. Gülay Başkanım maalesef ameliyat olduğu için belli bir zaman konuşamayacak. Kendisi de bir şey de söylemek istiyor ama artık el sallaması yetecek herhalde Gülay Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sizin de emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çorum'a gerçekten hatırı sayılır bir hizmet ve destek veriyorsunuz. Çok sağ olun. Merhabalar, biz Çorum'dan geliyoruz. Çorum Osmancık'tan geliyoruz. Hopstop Leblebi olarak 20 yıldır Osmancık yolu üzerinde girişte sağda hizmet veriyoruz. Bu leblebi bir aylık bir çalışma sonucunda, nohut bir aylık bir çalışma sonucunda bu hale geliyor. Biz bunu fırında burada kavuruyoruz. En iri boy leblebidir bu da. Güzel benek veriyor. 10-15 dakika fırında kavurduktan sonra sıcak sıcak burada satıyoruz. Şu an bu AVM'de görmüş olduğunuz en iri boy leblebi budur. Çorum'dan geldik. Pazar akşamına kadar buradayız. Çorum günlerinde herkesi bekliyoruz.
Ben Erdal Kılınç, Çorum'dan geldik. Bütün Çorumlu hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Maltepe sahil etkinlik alanında. Pazar günü akşamına kadar buradayız. Destek kemerlerimiz var. İşte burada görüyorsunuz. Her şey mevcut yani. Kurye müşterine varana kadar. Bekliyorum. Bütün Çorumlu hemşerilerimizi bekliyoruz. Adım Mustafa Kılınç. Çorum'dan geliyoruz. Turşular kendi mahsulümüz. Yapraklar da aynı şekilde kendi mahsulümüz. Turşularımız sirkeyle yapılıyor. Limonla yapılanlar da var. Kaliteli ürünlerimiz yani. Buradan Maltepe sahildeyiz. Tüm hemşerilerimizi, misafirlerimizi pazar günü akşamına kadar buradayız. Standımıza bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ürünlerimiz Çorum'dan gelmektedir. Tamamen natüreldir, doğaldır. Süzme yoğurtlarımız var, salçalarımız var. Efendim kuşburnu marmelatı var, kızılcık marmelatımız var. Helvalarımız var. Çorum'a has Osmancık pirincimiz var, tarhanamız var. Hepsi var efendim. İstanbulluları buraya davet ediyoruz. Pazara kadar buradayız. Pazar akşamına kadar buradayız. Gelip görmelerini, doğal ürünleri yemelerini tavsiye ediyoruz. Pazara kadar bekliyoruz. En azından ürünlerimizi tatmak. Biz Çorum'dan geldik. Çorum'un Uğurludağ ilçesinden. Yöremize ait olan balları getirdik. Çorumlu hemşehrilerimizin tatması için. Çorumları bekliyoruz. Güzel bir etkinlik yapılmış. Ballarımız çiçek balıdır. Karakovanlarımız, süzme ballarımız kesinlikle en ufak şeker kullanılmadan üretilmiş. Kendi yöremize has, kendi yöremize özgü ürünlerdir. Ballarımızı güvenle hemşehrilerimize tanıtmaya geldik. Pazar gününe kadar da buradayız ve tüm hemşehrilerimize standlarımıza bekliyoruz, fuarımıza bekliyoruz. Etkinliğimize gelirlerse seviniriz. Mutlu oluruz, mutlu döneriz. Efendim hoş geldiniz. Mavi Karadeniz hoş geldiniz. Tereyağlarım kargodur efendim. Kargo tereyağlarım var. Orijinaldir. Manda tereyağlarım var. Böyle kaşarlarım vardır. Bunlar Kars gölüdür efendim. Kaşar peynirlerim. Karslı hemşehrilerimizle bekleriz buraya. 5 yıllık kaşarlarım var efendim. Çok orijinaldir. Ve lezzetleri. Biz bunları Obruk'a alıp götürüyoruz. Obruk'ta 5 yıl bakıma sokuyoruz. Bakıma soktuktan sonra getiriyoruz. Huzurunuza yiyin beni diyor. Gravyer peynirlerimiz var. Muhlamalık peynirlerimiz var. Erzincan peynirlerimiz var. Bunları bulunduruyoruz. Hemşehrilerimiz bunlardan da istiyor. Yalnız keçi peynirlerimiz var. Deride keçi efendim. Yoğurmuş küp peynirlerimiz var. Tulum peynirlerimiz var. Bunları anneler yapıyor. Orijinaldir efendim. Orijinal anne yapımı peynirlerimiz. Mükemmeldir bu. Kalitelidir. Tavaya koydun mu erir. Üzerine pul biber, kekik ekersiniz. Afiyetle yersiniz. Böyle güzel tulumlarımız var. Bunların hepsi anneler yapar. El yapımıdır efendim. Tel peynir, çeçil peynir, hellim peynir efendim. Burada keçi koyun karışımı var. Bu otlu peynir efendim. Bazen dostlarımız otlu peynir ister. Bu Van otlusudur efendim. Böyle muhlamalık peynirler var. Bunlar da Karadeniz'den gelmedir. Muhlamalık özel peynirler. Bu Hayrebolu'nun özel peyniridir efendim. Hayrebolu. Tam yağlı. Ezine'nin dedesidir bu peynir. Orijinaldir efendim. Keçi peynirlerim efendim. Keçi peynirler tansiyon dengelecisidir efendim. Manda peynirler efendim. Bunlar tuzsuzdur. Bu da tansiyon dengelecisidir efendim. Burada köy peynirlerimiz var efendim. Bu köy peynirlerimiz orijinaldir. Güzel, hafif tuzlu efendim. Bunlar Artvin Yusufeli zeytinlerimiz. Bunlar her bölgede bulunmaz. Bu sene Artvin Yusufeli zeytinleri orijinal. Tuzlu, tuzsuz. Dublesi ve tuzsuz efendim. Teşekkür ederim Mavi Karadeniz. Bütün insanlarımızı, hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bunlardan afiyetle yemenizi diliyoruz. Pazar gününe kadar açız efendim, bekliyoruz.
çek üstüne yorganı. Yedi yıldır derde derman aradım. Acep sende mola derdim derman. Maltepe'ye nere geldi diye sorarsak Çorum geldi. Çorum'un neresi geldi dersek Hattuaş geldi. Hattuaş'ın nesi meşhur diye sorarsak Çorum. İskilip dolmamız, tandırlarımız, kavurmalarımız, el yapımı baklavalarımız, dolmalarımız. Tabii misafir konuk olarak da Erzurum cağ kebabı geldi. O da ayrı bir şey. Bütün lezzet nerede? Maltepe'de. Maltepe'de bütün Çorumları bekliyoruz. Ne zamana kadar? Pazara kadar. Mezara kadar değil, pazara kadar buradayız Çorumlar. Hepinizi bekliyoruz. Efendim merhabalar. Maltepe'de yöresel yemeklerin olduğu Çorum mutfağına hep beraber ziyarete geldik. Gayet de memnun kaldık. Herkese tavsiye ederiz. Pazara kadar bu gördüğünüz etkinlik devam edecek. Pazar günü son gün. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz. Efendim, Maltepe'den hoş geldiniz efendim. Güzel Çorum yemeklerini Maltepe'ye getirdik efendim. Şöyle Çorum kavurmamız var. Dana etinden güzel pamuk gibi. 6 saatte pişiriyoruz bunu da. Güzel. Dana etindendir efendim. Şöyle kuzu etimiz var efendim. Çok güzel. Kuzu tandır diyoruz efendim. Buttan, gerdandan, koldan, kürekten, boyundan, pamuk gibidir efendim. Özellikle ve özellikle iskilip dolmamız var efendim. Çorumumuzu özel, düğünlerde, mevlütlerde, toplantılarda yaptığımız çok güzel bir yemektir efendim. Etlerimizi görüyorsunuz, pamuk gibi dağılıyor efendim. İskilip pilavımız var efendim, şöyle çok güzel. Et suyundan yapılıyor efendim. Bunu güzel pişirdikten sonra torbaya koyuyoruz, dinlendiriyoruz. Etten birlikte 6 saat dinleniyor efendim. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi Maltepe sahiline bekliyoruz efendim. Pazar gününe kadar buradayız. Bugün birinci günü, pazar dördüncü günü. Pazar gününe kadar açığız efendim. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi bekliyoruz. İsmim Serhat Mansuroğlu. Çorumluyuz. İş imkanlarından dolayı Çorum'a çok gidip gelme fırsatı bulamadık. Hazır böyle bir şenlik ayağımıza gelmişken lezzetleri tadıyoruz. Her şey çok güzel. Bütün hemşehrilerimizi buraya bekleriz. Teşekkür ederiz. Eşimin söylediği gibi Çorumlu kendileri. Ben de bu lezzetleri tatmaya geldim. Çok güzel görünüyor. Ben İstanbulluyum, Marnotum diyebilirim. Lezzetleri tatmaya geldik. Ben de Çorum, eşim Çorumlu. Burada olsaydı çok sevinirdik. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Maltepe'de Çorum'u getirdik efendim. İskilip dolmacısı burada. Hepinizi buraya bekliyoruz. Tüm Çorumlu hemşerilerimizi Maltepe sahil etkinlik alanında bekliyoruz. Kadırga sofrası, İskilip dolmacısı burada. Pazar gününe kadar, akşam 10'a kadar burada sizinle birlikteyiz. Merhabalar. Evet, neredeyiz? Maltepe etkinlik alanındayız. Ne günleri var burada? Tabii ki Çorum günleri. Aynı zamanda şu an bir döner ustamızın yanındayız. Ve döner ustamızla birlikte burada, kendi mekanım aynı zamanda burası da, ustamızla birlikte burada döner yapıyoruz. Kendim de Çorum Osmancıklıyım bu arada. Bütün hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Arkadaşlar, Maltepe'de şu an kuzu ve dana karışık yaprak döner yapıyoruz. Çok lezzetli ve yoğunluk başladı. Çok iyi. Bekliyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Maltepe'ye bekliyoruz.
ve yöneticime veriyorum tekrar. Buyurun. Ağzına sağlık usta. Evet, hakiki yaprak döner, et döner yemek istiyorum diyorsanız tabii ki bana da döner standında sizleri bekliyor olacağım. Ve bu arada sırık kebabımız olacak döner standımızda. Osmancık yöresine ait, Çorum yöresine ait. Aynı zamanda sizleri yine standda sırık kebabı ve dönerle hakiki orijinalini yemek istiyorsanız bu standda sizleri bekliyor olacağız. Bir Çorum tanıtım günlerinde daha sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Ben Musa Tunoğlu. Ben Filiz Çamlı. Değerli ortamla birlikte bu etkinliğin hazırlanmasında gecemizi gündüzümüze kataraktan sizler için Çorum'u İstanbul Maltepe'ye taşıdık. Dünyanın merkezi Çorum'u görmek istiyorsanız Çorum'a gitmeye gerek yok. Gelin Maltepe'de bugün ve yarın pazar gününde birlikte, cumartesi pazar, biz Maltepe'deyiz. Çorum'a dair ne ararsanız, yiyeceğinden yöresel ürününe, leblebisinden sırık kebabına, pirincinden yemeklerine kadar, iskilip dolmasına kadar tüm dostları Maltepe'de Çorum'u görmeye bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinizi yarın ve pazar günü bekliyoruz. Biz hazırız. Siz hazır mısınız acaba? Hoşça kalın. Dostça kalın. Biz izlemeye devam edin. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki. Sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da.